Herkese merhaba, yeni vloguma hoş geldiniz. Bu hafta da vlog çekeyim dedim çünkü şu an direksiyon dersim var. Bir önceki vlogumda da bahsetmiştim, bahsetmemiştim, direkt kursa gidip hatta şey yapmıştım, harç ödemiştim vlogda. O gün geldi, bugün direksiyon dersim var, yarın ikinci direksiyon dersim var. Cumartesi günü de direksiyon sınavım var. İnşallah bu sefer geçebilirim. Bahsetmiştim daha önceki videolarımda sınavdan kaldığımı. Tekrar giriyorum direksiyon sınavına. İnşallah bu sefer geçebilirim. Öyle çıktık geldik buralara kadar. Hafta sonu da arkadaşımın doğum günü var. Yine hep birlikte olacağız. O yüzden vlog başlatayım dedim yani. Çok fazla video çekemeyeceğim bugün. Araba kullanacağım için muhtemelen, yani siz araba kullanırken beni göremeyeceksiniz ama kendi arabamızla kullanırken belki çekebilirim. Buradan çıkıp bizim mahallede de araba kullanacağım birazcık, orada belki çekebilirim. Böyle şimdilik görüşürüz. Merhaba. Çıktım şimdi dersten. Araba kullanmayı çok özlemişim. Bir saattir araba kullanıyorum ve vlogun yayınlanmasına sanırım bir ya da iki hafta var ama nazar değsin istemiyorum. O yüzden çok bahsedemeyeceğim. Zaten bu arada direksiyon sınavı ve ehliyet sürecimle alakalı bir video da çekmeyi düşünüyorum. Çok keşmekeşli bir süreç olduğu için, keşmekeş doğru bir kelime umarım. Keşmekeş doğru bir kelime, evet. Çok bahsetmek istemiyorum, nazar değmesinden çok korkuyorum. Cumartesi günü de umarım sınava girer hemen çıkarım, ehliyetim dağılmış olurum. O yüzden bu konuyu şimdi burada kapatıyoruz. Çıktım şimdi dersten. Dediğim gibi yarın, ne güzel kapattım konuyu ya. Yarın da bir dersim var, ondan sonra sınav. Bir 50 saniye sonra merhaba. Gerizekalı Tuğba, senin yüzünden direğe çarptım. Tuğba'nın mesajını okuyup gülerken, telefona bakarken yani. Direğe girdim arkadaşlar, tam kaşımı vuracaktım, Allah'tan vurmadım, son anda fark ettim. Şöyle direkle bir sarılma gerçekleşti, kaşımı vurmamak için direğe sarıldım. Allah'tan bir şey olmadı, gerçekten yarılabilirdi kaşım. Tam şurayı böyle vuracaktım, böyle kafamı kaldırdım, gördüm ve kolumla şöyle bir kavradım direği. Bir şey olmadı kısacası. Allah, nasıl gözüküyorum acaba? Merhaba. Şuraya atayım, yoksa asla çıkmayacaksınız. Merhaba arkadaşlar, ben bir bok yedim. baktım bizim caddeye. Bomboştu mahalle, sakin duruyordu. Ben de dedim ki arabayı alayım, bir tur atayım, birazcık da bizim arabayı alıştırma yapayım dedim ve geçen aylarda, birkaç ay önce falan, şu hemen göstereyim bir dakika, bu yokuştan yukarı çıkmaya çalışırken çok akıllıyım ya, çok zekiyim, bir zeki benim, 3. viteste çıkmaya çalıştım bu yokuşu ve araba böyle bir önce bir öne attı kendini, bir de ben bir 50 metre öncesinden falan gaza bayağı oturmuştum bildiğiniz. Hızlandım ki hani araba, otobüs diyecektim bu arada arabaya. Araba birazcık hızlı ve rahat geçsin gitsin, oradan çıksın diye. Gaza yüklendim. 3. vitesteyim ve bu dimdik yokuşu çıkacağım güya. Tam yokuşun ortalarına geldik. Tam az önce gösterdiğim şuralardayım. Araba bir kendini böyle bir öne attı, bir silkeledi. Ondan sonra dedim ki herhalde 3. viteste burayı çıkamayacağım. Ama şu şekilde düşünüyorum, daha yüksek viteste çıkmam gerektiğini düşünüyorum. Salağım çünkü. Hani bazen şey olur ya, böyle çok ani, çok böyle basit düşünmeniz gereken kritik, küçük böyle önemsiz bir an olur ya. İşte o anlar bende her zaman tam tersi çalışıyor. Hiç mantıklı karar alamıyorum o zamanlarda. Öyle bir andaydık işte, araba bir kendini attı ileriye, ondan sonra dedim herhalde vitesi 4'e takmam gerekiyor ve gidebildiği kadar gitmeye devam ettim ben.
Ondan sonra bir araba silkelemeye başladı bu sefer kendini. Böyle arabada hem yukarı doğru çıkıyorum hem de böyle silkeleniyor ama araba zorlanıyor yani motor fark ediyorum. Ondan sonra ama asla vites düşürmek aklıma gelmiyor. Dediğim gibi hiç böyle düşünemedim o sırada, neden bilmiyorum. Bir de ilk kez böyle dimdik bir yokuşu çıkıyordum tek başıma. En sonunda işte silkeledi, ondan sonra durdu ve geriye doğru kaymaya başladı. Ben de tabii ki de debriyaj, fren hemen durdum. Ondan sonra vitesi 4'e takmaya çalıştım. Geri zekalı olduğum için, tekrar diyorum, salak olduğum için vitesi 4'e, vites ne be? Vitesi 4'e ta, pardon. Vitesi 4'e takmaya çalıştım. Gerçekten tamamen şans eseri vitesi 4'e takamadım. Vitesi yanlışlıkla 1'e geçirdim. 4'ten 1'e de nasıl geçirdim onun hakkında da hiçbir fikrim yok ama yanlışlıkla vitesi 1'e geçirdim. Ve farkında değilim bu arada. Ondan sonra ben gaza oturdum abi ve uçtuk. Yukarı doğru uçtum yani arabayla. Ondan sonra kenara çektim hemen. Sonra düzelttim tabii. Neyse, şimdi tekrar hazır mahallede nispeten boşken bir kendimi alıştırayım dedim. Bu yokuştan çıkacağım şimdi. Tabii birinci viteste çıkacağım. Sanmayın ki üçüncü viteste çıkacağım. Birinci viteste takacağım. Tey tey çıkacağım yukarıya. İnşallah. Bu şekilde şimdi bunu size paylaşmak istedim. Bu arada boştu dedim de burası da dolmaya başladı. Aha, arkadaşım geldi. Şu tipe bak. Ne haber lan? İyi, senden ne haber? İyi, araba çalışıyorum. Kullanıyor lan. Tek tabii misin? lan. Sence kardeş? Ne bileyim, belki birisini bekliyorsun. Yok. Ben şimdi bunu kayıt ettim ama ekranım hala açık. Ben şimdi video çektim bunu, şeyde, vlogda izleyeceksiniz ama başıma bela açmasın lan. Ehliyetim yokken araba kullandım. Ama bizim mahallede kullandım. Bizim blok etrafında şöyle tur attım geldim ya. Bir şey olmaz yani. Yerime ters kelepçeyle götürüyorlarmış. Sanki çok komik. Bir şey olmaz be. Kessem mi buraları? Ama o zaman ne anlamı kalır ki? Bir şey olmaz ya. Kendimi ve insanları tehlikeye atacak bir şey yapmam. Derken ehliyetsiz araba kullandım. Onun dışında başka tehlikeli hiçbir şey yapmam. Ay, saçmalıyorum. Bir şey olmaz ya. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Ertesi günden merhaba. İkinci dersime de girdim, çıktım. Şu an tekrar arabadayım. Çünkü babamla araba çalışacağız. Uzun yol yapacakmışım, öyle demişti babam. Şu an mahalledeyim, muz yiyorum. Babamı bekliyorum, geliyor babam da. Fırsat olursa babama çektiririm zaten ben. Ama şimdilik kapatmak zorundayım. Görüşürüz. Merhaba, ilk defa telefondan vlog çekiyorum bu arada. Ya çorbacıdayım, gel abla, ben çorba ısmarlıyorum. Çorbacıda. Kameramı arabadayım. Çorba içmeye geldik. He. Güzel bir çorbası. Ben de ilk defa atılacağım. Şöyle göstereyim. He. Atayım mı sen? At bir tane daha. Deniz kenarı bir yere geldik. Ağaç ben saçım başım çok kötü bu arada. Arabada stresten saçlarım yağlandı. Çok garip bir duygu. Thank you.
çok güzel bir yere geldik. Odaktan çıktı. Böyle bir yere geldik. Çok güzelmiş ya. 4x4'ler falan hep aşağıymış ama tabii biz inemiyoruz. Bizim de 4x4 değil. Keşke arka kameraya çevirebilsem şu an. Sabahtan beri araba kullanıyorum. Hep dersim var. Yani babam da öyle çıkmış. Sabah dersim vardı. Dersten çıktım. Dünkülerin aynısı diye tabii de çekmedim bugünkü dersi. Ondan sonra eve geldim. Bizim arabayla araba çalışıyoruz. Neredeyiz biz şu an hiçbir fikrim yok ama İstanbul Havalimanı'nın bu taraflarda bir yerlerdeyiz. Cidden saat 2'den beri tam araba kullanıyorum. Sabah da dediğim gibi dersim vardı 1,5 saat. Bayağıdır araba kullanıyorum ama çok mutluyum. Böyle. Şu an çok tehlikeli bir yerdeyim bu arada, yani diğer adaylar için çok tehlikeli bir yerdeyim. Şuraya geçmek için... Geçtim, sınavdan geçtim. O kadar heyecanlıyım ki şu an. Gerçekten sesim titriyor. O kadar mutluyum ki... Salak gibiyim. Saçmalıyorum, ne olacak? Ah. O kadar gerildim ki özellikle sona doğru. Farklı bir hoca girdi benimle derse. Sesim kısıldı ya. Saçma şu an ağladığım şeye bak. O kadar büyük rahatladım ki. Geri geliyorsun. sınava farklı bir hoca girdi benimle, kursum hocası. Yani o kadar rahatlattı ki beni, gerçekten çok mutluyum. Abi saçmalık. İçim kasılıyor şu an. Bu sefer denetmenim de kadındı. Biraz otoriterdi sanırım ama çok tatlıydı Allah'tan. Kursun hocası dediğim kadın da sürekli işte balım tatlım falan diye konuşuyordu. Zaten benim en sevdiğim şeydir, en çok rahatlatan beni. Ne saçma bir ayrıntı. Yani sınavda da o şekilde konuşunca gerçekten çok rahatladım. Ve de bazı yerlerde benim aslında aynaya baktığımı falan savundu. Ben aynaya bakıyordum arkamı gözetmek için. Sol aynaya bakıyordum. Sağ aynaya bakıyordum. Dönel adadan dönecektim. Kavşak olur ya. Ve denetmen onu görmedi. Benim kontrollü geçtiğimi görmedi. İşte aynaları unutuyorsun falan dedi. Bu tatlı dediğim kadını savundu. Yani bana birçok yerde gerek kalmadan kendisi benim işimi halletti birazcık. O yüzden de çok mutluyum. Zaten arabadan inmez de dedim, beni çok rahatlattınız, çok teşekkür ederim diye. Şu an hala içim kasılıyor. Şu an ağlamıyorum. İçim kasıldığı için şey oluyor.
Çok saçma. Bunu nasıl koyacağım bu yağa? Zor, çok zordu ama hatta kaldıklarımdan bile daha zordu ama bu geçeceğim hissinden dolayı belki de bu kadar zorlandım. Çünkü çok rahatla, çok rahatım, çok rahat ettiriyorlar beni ama ben bu rahata rağmen kalırsam eğer bir de, yani bir de o tarafı var bu işin. Ama artık geçtim ve artık hiç bunu stres etmeyeceğim, artık... Bir önceki videomda da sanırım, bir önceki değil, birkaç video önce de sanırım blogda şey demiştim, artık geçip kurtulmak istiyorum şundan çünkü düşüncesi bile anksiyetelerimi arttırıyor falan demiştim. Ama artık kurtuldum ve çok rahatım. Yaşasın. Şimdi eve gideceğim. Kuzenlerim geldi. Mersin'de yaşıyorlar. Bize geldiler, kahvaltı edeceğiz. Mersin'den buraya kahvaltı etmeye gelmediler. İstanbul'daki evlerine geldiler. Bugün de bize kahvaltıya geliyorlar. Bu şekilde şimdi eve gideceğim ve herkese sarılacağım. Görüşürüz. Az önce ne konuştum hiç farkında değilim. Şimdi birazcık daha konuşmak istiyorum. Az konuştum çünkü. Sesim. Ay, başka bir benle karşılaştınız şu an. Merhaba, ben Alperen. Abi o kadar çok rahatladım ki şu an, gerçekten anlatamam size. Ya resmen şu an hayatım boyunca kurtuldum bu işkenceden. Gerçekten çok mutluyum şu anda. Gerçekten ciddi anlamda hayatım boyunca ehliyet stresinden kurtuldum. Çünkü en son şurada, şu şekildeydim ben. Abi araba da kullanmayacağım. Verin şu ehliyeti bana, zaten arabam yok. Hadi sadece kalsın. Hani sadece bende kalsın, anladın mı? O stresi üzerimde yaşamak istemiyorum. Herkese merhaba. Bahsettiğim evdeyi de kiraladığımı söylemiştim zaten. Kanka bir dondurur musun? Hemen bir şeyler diyeyim. Kes lan. Ama kısa verin. Çok iyi şeyler. SD kartımı, kameramın SD kartını evde unutmuşum bilgisayarda görüntüleri aktarırken. O yüzden telefonumdan devam edeceğim. Devam edeceğim dedim de şimdi birkaç şey deyip kapatacağım. Çekemiyorum çünkü şu an. Hafızam da yok. Oy düşüyorum. Ne diyecektim ya, gerildim. Var ya, telif yiyeceğim senin yüzünden. Ha? Telif yiyeceğim senin yüzünden. Şarkıdan mı? Evet. Baran, Çağla, Cansu abla da burada ama çekmeyeceğim şu anlık. Dün çekmeyi unuttum. Bu arada Zeynep'le Mehmet de var ama onlar uyuyorlar. 15 dün... saat oldu. 15 saattir uyuyorlar. Dün çekmeyi unuttum. Curcuna da öyle eğlendik falan. Bu şekilde. Şimdi kapatayım bari. Çok güzel bir evdeyiz bu arada. Çok güzel bir evde değiliz de. Çok güzel manzarası olan bir evdeyiz bu arada. Merhaba. Tamam. Eve geldim. Olduktan da. Oldu bayağı. Bu hafta bugün benim, yani bu haftanın ilk günü olduğu için bugün benim okulum başladı. İkinci dönemimiz açıldı. Dersimi açtım, dersimi dinliyorum. Birazdan da duşa gireceğim. Şu an odam çok dağınık değilmiş. Yani. Birazdan duşa gireceğim. Sonra üstümü giyip çıkacağım bile. Herkese merhaba. Dersim bitti. Duşumu aldım. Çıktım dışarı. Şimdi gidiyorum. Buluşacağız arkadaşlarımla. Sabah açtığım vlogdan, yani sabah çektiğim videodan ne kadar kullanabileceğim emin değilim. O yüzden küçük ve güzel bir şekilde tekrardan konuşmak istiyorum. Evde vakit geçirirken, eğlenirken hiç çekemedim. Hadi ya, hiç fark etmediniz onu. Neden çekemedim? Çünkü biz zaten Cansu ablayla buluşup geç geldik. Videonun başında da demiştim, sabahına benim direksiyon sınavım vardı. Hemen arkasından kuzenlerim bize geldi, kahvaltı yaptık.
Ve akşamda geç döndüler haliyle. Ben de uzun zamandır görmüyordum ve çok sevdiğim kuzenlerim. Tabii ki de yanlarından ayrılmak da istemedim. O yüzden evden geç çıktım. 9 yasağına işte bir saat falan vardı. Aşağı yukarı. Cansu ablayla buluşup o da birazcık rahatsızmış. O da geç çıkmak istedi. Senle gelirim dedi bana. O yüzden buluşup beraber geçtik bizimkiler evdeyken. Sonradan geldik biz eve. Ondan sonra onlar işte çoktan yemeklerini yemişlerdi falan. Biz de çok açtık, yemek yedik. Yemeğin gelmesini bekledik, yemek yedik falan filan. Biliyorsunuz zaten anlatmıştım, Baran'ın doğum günü için zaten toplanmıştık. Arkadaşımın poşeti, arkadaşıma bir çanta hediye edecektim. Ensar diye bir arkadaşım var. Ona bir çanta sürdüm vardı. Bir sweat hediye etmişti. Ben de şimdi onu alacağım bu arada. Tanıdığı bir mağaza var, sevdiği bir mağaza var. Oradan almış. Benim de şunun gibi bir bel çantam vardı kullanmadığım, onu beğenmişti. Ben de ona hediye edeceğim. İşte kahve falan bir şeyler içeceğiz. Herkese merhaba. Vlog'un kaçıncı günündeyiz hiçbir fikrim yok, zaten hiçbir şey de çekmedim. Hiçbir şey çekmediğim bir vlog oluyor. Ne zaman başladım? Cumartesi başladım. Yok, cumartesi başlamadım. Perşembe başladım. Cumartesi sabah çektim. Cumartesi akşamı ve pazar günü çekmedim. Arkadaşlarımla evdeyken, ev kiraladığımız zamandan bahsediyorum. Pazartesi dündü sanırım. Bugün salı. Evet. Bu arada ikinci dönemimin ikinci dersine de girdim bu sabah. Sesimden belli oluyor mu hiçbir fikrim yok ama hasta oldum. Burnum çok kötü tıkalı, burnum akıyor, tıkanıyor, duruyor, akıyor, duruyor, garip bir şeyler. Şimdi ablamlar arkadaşlarıyla buluşmaya gittiler. Ben de evde tek kalmışken dedim ki, ayrıca görüntülerimi, bu şu an çektiğim vlog görüntülerini aktarıyorum bilgisayara. Tek kalmışken evde vlogda da bahsettiğim videoyu çekeyim dedim. Ehliyet sınavımla alakalı tüm süreci anlattığım bir video çekmeyi düşünüyordum. Hazır bugün evde tek kalmışken çekeyim dedim. Saçım başım ne halde bu arada hiçbir fikrim yok. Ama hastayım ve evdeyim. Bu şekilde düşünerek kendimi telkin ediyorum. Neyse. Böyle dediğim gibi görüntüleri aktarıyorum. Video çekeceğim. Şimdi tripodumu, kameramı hazırladım şuraya. Odamı küçük bir toplayacağım. Çok dağınık değil aslında ama. Şu kitaplığım birazcık karmaşık halde, eldiven, kar vlogundan kalan eldivenlerim falan burada. Buraya küçük bir toparlayacağım. Ondan sonra video çekeceğim. Vlogda da kamera arkasını falan çekeyim diye düşündüm. Belki güzel olabilir. Çünkü dediğim gibi bu vlog pek dolu olamadı gibi hissediyorum. Neden hiçbir fikrim yok. Yani nedeni belli gerçi. Ev kiraladığımız ve eğlendiğimiz vlogun kısmında kameramı unuttuğum için olabilir, SD kartımı. Bu şekilde nane limon içiyorum. Görüntülerimi aktarıyorum. Birazdan da setup'ı kuracağım, videomu çekeceğim. Merhaba. Şimdi odamı birazcık topladım. Yalan söyledim, odamı toplamadım. Şuradaki CD'yi aldım sadece. Orada bilgisayarımın kullanım kılavuzu vardı CD şeklinde. Ya şuradaymış. Neyse. Şimdi şöyle tripodumu ayarladım. Kameramı koydum şuraya. Odakta değil mi lan bu? Şarkı dinliyordum aynı zamanda. Kahvemi yaptım şuraya. Video için hangi tarihlerde başladığımı hatırlayamadım, o yüzden şimdi makbuzları arıyordum ama buldum da, kolay oldu. Nerede olduğunu hiç bilmiyordum. Şu an kameraya konuşurken şurada gördüm tesadüfen. Ona bakacağım şimdi ve videoya başlayacağım. Burnum akıyor. Pardon. Tamam. Şimdi videoya başlayacağım ben. Son hazırlıklarımı da yapayım, kapatayım. Birazdan kayıda başlarken tekrar çekeceğim. Görüşürüz.
Herkese yeni videodan merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Ben birazcık hastayım, sesinden de anlaşılabileceği üzere. Herkese merhaba. Bugün çarşamba günlerden ve biz cumartesi günü bize gelen kuzenlerime geldik tekrar kahvaltıya. Bize gelen ve asla çekmediğim kuzenlerime yani. Bugün de karşıya geldik. Kahvaltı yapacağız. Oradan Anadolu Hisarı'na gideceğiz. Bir şeyler içeriz herhalde. Şu kahvaltıya bakın arkadaşlar. Yetecek olan bir şeyler değil de. Yok çekiyorum. Rahatsız olur musun? Gerçekten mi? Evet. Çok heyecanlı. Bilelim rahatsız olur sence. Yok olmayız. Ne oldu, sen niye ses çıkarmıyorsun? Merhaba Alper'in takipçileri. Aa, seni görmüşlerdi bir kere. Ben hastayım, bana çok yaklaşma. Neyin var? Neyin var? Gribim, gribim. Bir şeyim yok. Beni nerede görmüş? Ha şeyde. PSM. Evet, PSM. PSM'nin bir pazarı blog. Orada vlog çekmedim. Filme gitmiştik ya işte. Hmm. Açık hava sahnesi. Aynen, doğru. Açık hava sahnesi. Açık hava sinemiz. Böyle. Böyle, böyle, tekrar merhaba. Yine hiçbir şey çekmediğim bir vlog oluyor. Sadece yollarda vlog çekiyorum. Ama dışarı çıkacaktık. Zaten demiştim bir önceki videoda da çıkmadık, vazgeçtik. Sohbet etmek daha cazip geldi herhalde o sırada. Kahvaltı yaptık, kahve falan içtik evde. Şimdi de ablamın bir toplantısı var, o yüzden erken çıktık. Zaten o yüzden dışarı çıkamadık. Sohbete dalmışız, geç oldu dışarı çıkabilmemiz için. Şimdi de eve dönüyoruz. Dediğim gibi ablamın işi olduğu için. Öyle işi olmamış olsaydı şimdi Anadolu Hisarı'nda olacaktık. Ama yapacak bir şey yok. Ben de bu arada dersim çıktı. Dersim vardı daha doğrusu, unutmuşum ben. Sohbetin yarısında dersime girmek zorunda kaldım. O da bir kötü oldu ama devamsızlık yapamazdım o dersten. Hem bölüm dersim hem de sevdiğim bir hoca. Geçen dönem ortalamamı, hatta dersime devamlılığımdan dolayı yükselttim. Çok işime yaradı. Böyle, neyse. Sizi ilgilendirmeyen konular yine. Kapatıyorum ben şimdi, eve dönüyoruz. Herkese merhabalar. Çarşamba gününün akşamındayız. Karşıdaydım en son, biliyorsunuz ki geldim eve. Dediğim gibi akşam saat 9. En son kalan görüntülerimi aktardım bilgisayara. Çok yarım yamalak, bölük pörçük bir vlog oldu aslında. Bir kameradan devam ettim, bir telefonumdan devam ettim. Çok fazla görüntü çekemedim bazı günler. O yüzden dediğim gibi çok bölük pörçük oldu. Muhtemelen nasıl bir şey çıkacak, nasıl bir şey çıkartabileceğim hiçbir fikrim yok şu an için. Ama yine de videoyu, vlogu burada bitirmek istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Instagram adresimi de videonun açıklamalar kısmından ve kanalımın açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Aynı zamanda Alperen Eskikoy yazıp aratabilirsiniz de. Teşekkür ederim. Görüşürüz.